tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Şimdi 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteğiyle birlikte 11.402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17.002 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrette önceki döneme göre %49, önceki yıla göre de kümülatif olarak %100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak 3,5 kat artış sağlamış bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşların yanında yer almaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, emekçisinin, üretenin, işvereni ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş bizler de sosyal devlet sorumluluğumuzu tüm imkanlarımızı kullanarak yerine getirmeye devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam vizyonumuzla geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşası için katma değer üretmeye de devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla kalkınma hamlemizin en büyük itici gücü olan sosyal barışı ve çalışma barışını korumaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu da bir kez daha buradan ifade ediyorum. Yeni asgari ücretin çalışan, üreten ve büyüyen ülkemiz için ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyor. Sözü müsaadelerinizle başkanlarımıza bırakmak istiyorum. Öncelikle Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay'a sözü vermek isterim. Buyurun başkanım. Sayın Bakanım, TİSK'in değerli başkanı, değerli katılımcılar, aşağı yukarı 2-2,5 saattir Cumhurbaşkanımızla beraber dördümüz bir toplantı yaptık. Bugün ayın 27'si, 27 gündür süren bir süreç. Biz Türk İş olarak bugüne kadar 2 saat evvelsine kadar resmi bir rakam söylemedik. İki defa resmi rakamı 2 saat evvel Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, işveren temsilcimize ifade ettik. 40 sene sonra ilk defa Asgari Ücret Komisyonu'nda Çorum'dan gelen enerji işçisi var, Adana'dan gelen sağlık işçisi var, Gerede'den gelen karayolları işçisi var, Ankara'dan gelen AVM işçisi var. Bunların 4 tanesinin 3 tanesi sendikasız, sendika yok. 4'ü de asgari ücret alıyor. Komisyonun başında da Türk İş Başkan Yardımcımız Ramazan Bey var. İşte bugün bu 4. toplantı. Biz arkadaşlarımızla bugüne kadar 5 kere beraber olduk. İşte geçen hafta Türk İş Başkanlar Kurulu'nu topladık. Arkadaşlarımızla beraber bir müzakere yaptık. O Başkanlar Kurulu arkadaşlarımızın taleplerini de bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, işveren temsilcisine ilettim. Şimdi bu asgari ücret 9 milyon ilgilendiren bir ücret. Önünde bir tık topladığın zaman aşağı yukarı 11 milyonu ilgilendiren bir ücret. Çoluk çocuğunuzu topladığınız zaman 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesinde pazarlık ücreti. Şimdi biz burada her ne kadar Türk İş'in, işte bu masadaki arkadaşlar 3 tanesi bizim üyemiz olmasına rağmen arzumuz şu, dedi ki asgari ücreti gelsin burada komisyonda derdini anlatsın. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evinin durumunu, marketin durumunu, enflasyon durumunu anlatma imkanı buldular. Şimdi burada
Ben özellikle TİSK başkanımızın dışında Türkiye'de onun dışında işveren örgütleri var. İşte 4'e yakın işveren örgütü var. Bazıları olanı söylüyor, bazıları karnından konuşmaya devam ediyorlar. Şimdi ben özellikle Türk'ün talebi bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. Talebimiz bizim 18 bin liraydı. Yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı. Pazardaki, marketteki fiyat dursun da asgari ücretin konuşmanın bir anlamı yok. Ama maalesef fiyat artışları ortada. Onun için dedik ki biz 18 bin lira talep ediyoruz. Yılda iki kere olsun. Ama anlaşılan rakam, Sayın Bakanımızın, işveren temsilcimizin anlaştıkları rakam dediler ki 17 bin lira. Şimdi ben burada özellikle yarın mı anlatayım, bugün mü anlatayım diye dedim. Ben burada bugün huzurunuzda, Sayın Bakanım da işveren temsilcinin huzurunda da Türk'ün talebini burada anlatmış oldum. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef benim ülkemde bu geçim ücreti oldu. Yani bu yıllardır bu başlangıç ücreti, işte bunun üstünde bir ücret verin ama maalesef işverenlerin %90'ı bu asgari ücret üstünde bir ücret vermiyor. Diyor ki insanlara bu ücretten geçin. Herkes bir iki dakika düşünsün bu ücretle geçinilebilir mi? Yani benim orada bir an evvel bu enflasyon dursun. İşte bu asgari ücret pazarlıklarının da bu derecede olmasına gerek yok. Ama enflasyon durmadığı müddetçe biz yılda bir kereyle bu asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz. İşte rakam burada. Ben ona rağmen işte Sayın Bakanım elinden gelen imkan bu. İşveren temsilcimizin elinden gelen imkan bu. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim kıymetli başkanım. Şimdi de sözü Sayın Özgür Burak Akkol'a vermek istiyorum. Başkanım buyurun. Sayın Bakanım teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Türk İş Başkanımız, kıymetli komisyon üyelerimiz, değerli basın mensupları. Ben de sizleri şahsım ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımız ifade etti, kıymetli başkanımız ifade etti. Uzun ve zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. Süreç boyunca biz dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesinin önemini aktardık. Tüm paydaşlarımızın faydası için de azami bir çaba gösterdik. Pozitif mesajlarla ülkemiz çalışma hayatına katkı sunmaya gayret ettik, etmeye devam ediyoruz. Biz devlet işçi işveren ayrımına karşı olduğumuzu her fırsatta istifade ederek ifade ediyoruz. Bizden tabii sık sık duyuyorsunuz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. İşçi işveren devlet bir ailedir. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bazen tüm konularda anlaşılır, bazen de anlaşmazlıklar olabilir. Esas olan ailenin birlik ve beraberliğidir. Bugün bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Bu masadan kalkıp çalışma hayatının diğer odak alanları için yeni masalara oturacağız. Oralarda anlaşmalar sağlayacağız. Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bu haliye yakışmaz diye tekrar ifade etmek istiyorum. Ayrıca her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Sayın Bakanımız ifade etti. Devletimiz bu görüşte. Türk İş Başkanımız ifade etti. Biz işverenler olarak bunu ifade ediyoruz. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Bu sebeple belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize ilave atılabilecek adımları da atma çağrısında bulunmak istiyorum. Üretim, istihdam, ihracat performansımızı ve rekabetçiliğimizi korumak için sağlanan asgari ücret